Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Kasımpaşa'yı konuk etti. 3-2 siyah beyazların üstünlüğüyle tamamlanan maçta Kasımpaşalı Veysel Sarı, gole giden topu çizgiden çıkartarak haftanın en kritik müdahalesini yaptı. Fenerbahçe sezonun son maçında Antalya Spor'la karşılaştı. Ülker Stadı'nda oynanan maçtan 3 puanla ayrılmayı başaran Sarı Lacivertliler de Mihal Zajc'ın golü öncesinde Mehmet Ekici'nin İsla'yı topla buluşturduğu pas haftanın en iyileri arasındaydı. Spor Toto Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Göztepe son hafta Ankara Gücü'nü ağırladı. Başkent ekibinde forma giyen Orgil çok şık bir hareketle rakiplerinden sıyrıldıktan sonra vuruşunu da yaptı ancak kaleci Beto gole izin vermedi. Jamaikalı futbolcu bu pozisyonla haftanın en iyi hareketine imza attı. Haftanın en iyi şutuysa Kadıköy'deydi. Antalya sporlu Diego Angelo, rakip kaleye uzak bir noktadan kazanılan frikikte harika bir vuruş yaptı. Ancak Brezilyalı futbolcunun bu güzel şutu sonrasında skor değişmedi. İkincisi Medipol Başakşehir sezonun son maçında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Berabere biten maçtan akıllarda kalan en önemli ansa Mert Günok'un yaptığı kurtarış oldu. 30 yaşındaki kaleci gole giden topu adeta kalesinde uzayarak kornere çelmeyi başardı. Mert Günok'un bu kurtarışı da son haftanın en iyileri arasında yerini aldı. Süper Lig'de son haftanın en iyi asisti Fenerbahçe-Antalya Spor maçında Jailson'dan geldi. Sarı lacivertlilerin Victor Moses'la bulduğu 3. gol öncesinde Brezilyalı futbolcu orta sahada kaptığı topla rakip yarı sahaya hareketlendi ve sonrasında da savunma arkasına hareketlenen Moses'ı topla buluşturarak golün hazırlayıcısı oldu. Spor Toto Süper Lig'de son haftanın en iyi golü Beşiktaşlı Güven Yalçın'dan geldi. Maçın 10. dakikası oynanırken rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren 20 yaşındaki futbolcunun vuruşunda top iki kale direğine de temas ederek çizgiyi geçti. Bu güzel gol Vodafone Park'ı ayağa kaldırdı. Ligin son
son haftasında Atiker Konyaspor önümüzdeki sezon 1. Lig'de mücadele edecek olan Akhisar Spor'u ağırladı. Karşılaşma golsüz tamamlanırken Ege ekibinin kalecisi Halil Yeral birçok pozisyonda yaptığı kurtarışlarla haftanın en iyi kaleci performansını ortaya koydu. Ankara Gücü'nü 2-1 mağlup ettiği karşılaşmayla son hafta ligde kalmayı başaran Göztepe'de futbolcular, teknik ekip ve tribünleri dolduran taraftarlar maç sonrasında büyük bir sevinç yaşadı. Bornova Stadı'ndaki görüntülerin son haftaya damga vurduğunu söylemek çok da yanlış olmaz. Spor Toto Süper Lig'de son haftanın en etkili ismi Güven Yalçın'dı. Beşiktaş'ın Kasımpaşa'yı 3-2'lik skorla geçtiği maçta hat-trick yapan genç forvet takımının galibiyetinde büyük pay sahibi oldu.